Kök hücre uygulamaları çok ilginç uygulamalar. Yine şöyle söyleyebiliriz. Biz yüz germe işlemi yaparak ya da soyma işlemi yaparak cildinizi daha gergin hale getirebiliyoruz. Ama kumaşın kalitesini iyileştirmek dendiğinde gerçekten oradaki hücrelerin yenilenmesi, gençleşmesi gerekiyor. Bu anlamda kök hücre uygulamaları belki gelecekte bu işi tamamen tek başına yapabilecek uygulamalar olabilir. Buradaki amaç ne? Kendi vücudumuzdan elde ettiğimiz kolajen üretebilen yapılanmayı, iyileştirmeyi, tamir, onarım işlerinden sorumlu kök hücreleri ayıklayarak bunları ya laboratuvar ortamında ya da belli konsantrasyonlarda konsantre etmek, yoğunlaştırmak ve bunları alarak bazen yüzümüzde, yine saçımızda, yani iyileşmeyi, gençleşmeyi istediğimiz her alanda küçük iğnelerle bunları yapmak, bunlarla birlikte belki küçük yağ enjeksiyonlarını birlikte ya da ayrı yaparak cildimizde remodeling, bir kolajen yenilenmesi, bir gençleşme sağlamak. Kök hücreler bu tip uygulamalar anlamında bir PRP uygulaması değildir. PRP uygulamalarından çok daha güçlü uygulamalardır. Çünkü burada biz hücre aktarıyoruz hastamıza. Hastaların kendi hücresi olduğu için herhangi bir yan etkisi ya da ileriki dönemler için hastayı sıkıntıya sokacak herhangi bir yan etkisi olmayacaktır. Kök hücre uygulamaları gelecek itibariyle belki gençleşmenin anahtarını taşıyan hücrelerdir.